Okey, telefonda bankayla da kavga ettiğime göre video çekmeye hazırım. İnsanlar gerçekten benim sabrımı deniyor, biliyor musunuz? Herkese merhaba, ben Devrim, kanalıma tekrardan ve tabii de tekrardan hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz aşklarım? Canlarım, ballarım, balkyolarım, kankitolarım ve de cankitolarım. Sinirliyim. Sinirliyim ama sinirimi asla bu videoya yansıtmayacağım. Asla. Beni bu videoda sinirli göremeyeceksiniz. Yalan söyledim, göreceksiniz. Bugün ne yapacağız? Normalde bu konsepti insanlar doğum günlerinde çekiyor. İşte 29 yaşıma girdim. İşte 29 yaşıma kadar öğrendiğim 29 hayat dersi edindiğim falan. Doğum günüme daha 3 ay var ve bekleyemeyeceğim açıkçası. Doğum günümde bir tane daha yaparım benden. Çıkar o yani. Bugün bunun 10'lu versiyonunu yapacağım. Hayatımda işime yarayan edindiğim 10 hayat dersi. Notlarımı buraya aldım. İlkiyle biraz bak... O kadar sert girmişim ki izninizle ilkiyle başlıyorum. 1. Karmaya inanın. Karma o kadar kuvvetli bir şey ki. Bunu bu arada Instagram'da soru cevap yaptığımda DM olarak alıyorum. Arkadaşlarımla bir ortamdayken, özellikle arkadaş ortamımda çok tat havası döner bunun. Başımıza bir şey geldiğinde direkt böyle hani karmaya güven abi, bu kafa açan tipleriz biz biraz arkadaş ortamı olarak. Size de o yüzden bunu diyeceğim. Hayatta lehinize veya aleyhinize ne yapıldıysa herkes karmasını yaşayacak. Ben de yaşadım. Bana yapılan kötülüklerin karmasını. Bir de ben çok şanslı bir azınlıktanım aslında. Ben karmalarını yaşarken gördüm. Hani insanlar şey yapıyor böyle, oğlum ne kadar hızlı karmalarını yaşıyorlar. Hani sen bir de görüyorsun falan. Herkes karmasını yaşayacak. Buna isterseniz hani ilahi bir güç deyin. İsterseniz enerjiye bağlayın. Ne ekersiniz onu biçersiniz diye bir atasözü var. Sanırım bu o anlama gelmiyor ama ben karmaya bağlamak istiyorum bu atasözünü. Herkes iyilik verdiyse iyilik, kötülük verdiyse kötülük yaşayacak. Hani bunun öbür tarafını falan katmıyorum. Burada yaşayacak bunu. Ha, ama çoğu insan şeyi istiyor mesela genel olarak bakıldığında. Aldatıldı diyelim. O da aldatılsın. Bu bence böyle işlemiyor. Şöyle bu, evet bu şekilde de yaşayabilir. Ama başka şekilde de bu ondan çıkabilir. Ama çıkacak. Buna inanın. Gerçekten karmaya güvenin. Ben bir insana ne kötülük yaptıysam zamanda, yani ister istemez kötülük yapıyoruz, hepimiz insanız. Kısaca kardeşim, herkes ektiğini biçecek. Hani aldatıldınız mı? Görürsünüz, görmezsiniz. Önceden de dediğim gibi çoğu insan bunu görmek istiyor. Onun hani acı çekişini görmek istiyorum falan. Görürsünüz, görmezsiniz. Ama emin olun ki bu ondan çıkacak. Kapiş? Kapiş. İkinciye geliyorum. Abi bak. Benim videoların gerçekten profesyonel olmayınca elimde pembe bir kağıt var falan. Ne demişim ikincisinde? Herkese sınır koyun demişim. Bu, ben bunu çok yeni öğrendim bu arada. İnsanlar samimiyetin gerçekten bokunu çıkarıyor. Ben bunu çok yakınlarımda da tecrübe ettim. En yakın arkadaşlarınız diyelim. En yakın arkadaşınız diye çoğu insan bunu sineye çekiyor çünkü bunun çok farkındayım. Keza ben de sineye çektim bunu. Çok uzun zaman boyunca. Hani en yakın arkadaşımdır. Şey yapmayayım. Şunu yapmayayım. Bunu yapmayayım. Hayır. En yakın arkadaş demek ya benim nezdimde öyle daha doğrusu. Asıl size bunu yapmayacak kişidir. Elden her şeyi beklerim. Ama benim arkadaşım dediğim insanlar benim seçilmiş kardeşlerim oluyor. Ve kardeşler birbirine böyle davranmaz. Am I right ladies and gentlemen? Ne demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir. Eğer sizin etrafınızda bir insan, çok en yakın arkadaşınız veya sevgiliniz, hani alındığınız artık hareketler veya sözler söylüyorsa size veya yapıyorsa, hani bu en yakın arkadaşım ya yapar, sevgilim ya yapar gibi bir şey asla söz konusu değil. Asla. Çünkü ben bunun çok depresifliğini yaşadım. Ben şey bir insanımdır, en yakın arkadaşım bana yapıyorsa bile, dur ya ben o insan olmayayım, ben kırmayayım geri. Yaparım. Artık asla böyle bir şey söz konusu değil hayatımda. Kırdı mı kalbimi? Sürekli bir rutin olarak beni rahatsız edecek şeyler yapıyor mu? Veya kalbimi kıracak şeyler yapıyor mu? Güle güle. Başka arkadaşların var. Sen onlara layıksın. Ben senlik değilim. Period. Üçüncü maddemize geliyor. Bu kamera çalışıyor mu? Üçüncüde ne yazmışım? Her şeyin bir... Ay şu kağıdın gel şöyle hazırlayıp videoda elimde olmasına inanamıyorum. Halis bu sanırım. Üçüncüde demişim ki... Her şeyin bir nedeni var. Bu, inanın bana... Ya ben bunu... her şeyi yorabilirsiniz aslında. Arkadaş ilişkileri, romantik ilişkileriniz, iş hayatınız, okul hayatınız... İnanın bana, başınıza gelen her şeyin bir sebebi var. İnsanlar şey yapıyor mesela... Neden ilişkimde başıma şu geldi? Neden ilişkim bitti?
Ben şuna inanıyorum. Ay çok da kafa açan bir tipe dönüşeceğim şu an ama en azından benim hayatımda her zaman böyle oldu. Yana yakıla ayrıldığım bir ilişki ve tabii ki de arkasından çok üzülüyorum. Her zaman karşıma bir sebep çıkıyor. O insanın bir şeyi çıkıyor mesela. Atıyorum farzı meal şey örnek veriyorum. Dolandırıcıymış, ben bunu öğreniyorum. Umarım anlatabilmişimdir şu an. O yüzden ben artık hayatımı şöyle yönlendiriyorum. Ay ben şeylere dönmedim mi ya? Bu TikTok cadı. Okulu kazanamadınız mı? Bence daha iyisi için. Veya kendinizle ilgili bir şey keşfedeceksinizdir. O yolda belki o okula girseydiniz 2. sınıfta veya 3. sınıfta hayır ben bunu okumak istemiyorum ya karar verecektiniz. En azından kendince bunu söyleyebiliyorum. Benim ne zaman karşıma negatif, zamanında çok üzüldüğüm bir şey çıktıysa her zaman ona üzülmemem için hani gözümü açacak bir sebep çıkmıştır sonrasında. Gelelim 4. maddemize. Bu bir tık duygusal bir. Bu videoları çekmemin, aslında çekmeyi çok sevmemin sebeplerinden bir tanesi bu, biliyor musunuz? Ben sizinle evet gülmeyi, eğlenmeyi çok seviyorum ama böyle ciddi, yani iç dökme gibi. Şu an aslında birbirimizi tanımıyoruz. Siz beni bir tık daha fazla tanıyorsunuz. Ama karşılıklı bir seans gibi. Bu beni çok rahatlatan bir şey açıkçası. 4. de ne demişim? Zamanınız varken bu herkesi kapsıyor. Duygusal ilişkiler, romantik ilişkileriniz, arkadaşlık ilişkileriniz, aile ilişkileriniz. O bu şu, zamanınız varken insanlara duygularınızı açın. Hayatınızdaki insanlara seni seviyorum deyin. Bu dediğim gibi aile olabilir. Arkadaşlarınız olabilir. İşte bir şeyler hissettiğiniz biri olabilir. Bunu yapın. Ha, bunu şu anlamda da söylüyorum. Benim şey olaylarım vardır mesela şu an 7-8 senedir konuşmadığım bir arkadaşım. O kişiyle ilgili içimden şey çok geçer mesela ara sıra. Çünkü biz çok böyle böyleydik. Hani şey derler ya böyle annelerimiz. Ahiretlik gibi. O kişi benim için öyleydi. Ve mesela birkaç kişi daha var böyle. Şeyi çok düşünürüm her zaman. Keşke daha çok ona sevgimi belli etseydim. Umarım anlatabilmişimdir. Veya çok da böyle hani sert sert girmek istemiyorum ama kayıplar yaşayabiliyoruz. O yüzden hani İnsanın içinde şey kalmasından iyidir. Boğmak, sevgiye boğmak. İnanın bana sonrasında keşke bir tık daha belli etseydim. Keşke daha çok söyleseydim demekten daha iyidir. Çünkü ondan sonra şey diyorsunuz böyle. Keşke daha çok söyleseydim diyebiliyorsunuz. Gelelim 5.'ye. Ne demişim? Hayat rol yapmak için çok kısa. Asla rol yapmayın. Go batshit crazy abi, anladın mı? Gerçekten benden size tavsiye bu. Aa, bu kedi içeri girmek istiyor. Kedilerimi balkonda unutmuşum da. Dediğim gibi hayat rol yapmak için gerçekten çok kısa. Bu her konuda olabilir. Yani hani karakteriniz normlara uymayan bir karakteriniz vardır. Mesela toplumda çok da hoş görüyle karşılanmayacak bir karakteriniz var. Kötü bir insan olarak demiyorum bunu bu arada. Bir tık daha hani böyle farklı şeylere ilgisi olan, belki marjinal diyebileceğim bir kafadasınızdır. Veya bunu şeye de yorumlayabilirim, cinsel yönelimlere, cinsel kimliklere. Tabi bu konu ele alındığında bir tık da ülke gerçeklerini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. O yüzden hani Taksim Meydanı'na çıkıp ben gayim diye bağırmanızı tabii de tavsiye etmiyorum. Sadece şunu yapabilirsiniz, benden size bir arkadaş, abi, belki kardeş, benim yaşı benden büyük takipçilerim de var. Bu arada benden sonrası mezarda ama neyse. Evet, kimse size hani en azından ben demiyorum bunu. Dışarı çıkıp hani cinsel kimliğiniz, cinsel yöneliminiz hakkında bağırın demiyorum. Ama bunun için çalışın. İnanın bana çok DM alıyorum bununla ilgili. O yüzden rol yapmayın, bu konuda rol yapmayından kastım şu olacaktır size. Hayatınızı buna göre şekillendirin. Bunun için çok çalışın. Yani öyle bir konuma gelin ki kimse size hesap soramasın zaten. Kimseye de hesap verme şeyi hissetmeyin kendinizde. Tamam? Anlaştık mı? Anlaştık. Gelelim 6.'ya kardolar. Her şeyi en az bir kere deneyin demişim. Bunu tabii de şey olarak söylemiyorum. Kötü şeyler olarak. Yani bazı insanlar şeydir ya mesela. Abi hani şunda bir kariyer yapmak istiyorum veya şunu hobi edinmek istiyorum ama benden olmaz ya gibi. Deneyin. Yani hani benim hayattaki en büyük mottolarımdan bir tanesidir. Denedim yapamadım. Hayır, bitti gitti. Hani üzerine de çok denerim bu arada. 10 kere 15 kere denerim. Yapamadım abi. Keşke deneseydimden çok daha iyidir. Her şeyi en az bir kere deneyin aklınızda. Hani mesela şey gibi korktuğunuz şeyler olabilir bunlar. Aşmak istediğiniz şeyler olabilir. Mesela belki saçma bir örnek olacak ama topluluk önünde konuşmaktan korkuyorsunuzdur. Deneyin.
Yani benim de çok korkularım var. Mesela azımsanamayacak kadar çok korku sahibi bir insanım aslında baktığınızda. Çok böyle insanlara çok rahat geliyorum. Hani çok dıngır dıngır geliyorum. Bu neydi bu arada onu anlamadım. Sıradakine geçelim mi? Geçelim. Gelelim sıradakine. Ne demişim? Uuu güzel laf etmişim. Kendimi şey yapıyorum. Ayrılıklar asla zaman kaybı değildir. Bu o kadar doğru ki. Yani insanlar şey... bunu zamanda ben de düşündüm bu arada. Hani çok uzun ilişkilerim oldu. Çünkü ben ilişki insanıyım. İnsanlar şey düşünmeye çok eğilimli oluyor. 4 sene, 5 sene biriyle beraber oluyor. Uf zaman kaybı. Zaman kaybı değil. O ilişkiden çıkardığın dersleri düşün. Ve sadece kendine güven. Yani çok büyük dersler edinmediniz mi ilişkilerinizden, arkadaş ilişkilerinizden, ondan bundan şundan, insanlara yaptığınız iyiliklerden veya kötülüklerden. Dediğim gibi insanız. Yani ben evet buna düşünme, böyle düşünmeye çok eğilimliydim ama sonradan şeyi düşündüm. İlişkilerim ilerledikçe, mesela üçüncü, dördüncü, beşinci ilişkim olduğunda böyle bir baktım birinci ilişkimde yaptığım şeyleri asla yapmıyorum. Çünkü ders çıkarmışım bunlar. O yüzden asla zaman kaybı değil, her zaman ders. Tamam? Tamam. Sıradakine gelelim kardolar. Demişim ki kişisel algılamayın. Ya bu dünyada o kadar mal var ki inanın bana. Hani mal olmayanlar ya, insanlar kafayı yedi. Gerçekten kafayı yedi ya. Şöyle mesela arkadaşlarımın anlattıklarını, deneyimledikleri şeylere, yaşadıkları şeylere bakıyorum. Benim yaşadığım şeylere bakıyorum. Tabii iyi insanlarla karşılaşmıyor muyuz? Tabii de karşılaşıyoruz ama gerçekten böyle sizin sabrınızın son damlasını deneyen insanlarla ben karşılaşıyorum bayağı. Ve bu insanlar genelde şey hissettirmeye eğilimli insanlar oluyor. Sorun sende. Senin yüzünden böyle oldu falan. Hayır benim yüzümden böyle olmadı. Sen salaksın. Hani bu bir ego falan değil anlatabildim mi bu arada? O yüzden hayatta kişisel algılamayın. Yani bu çok şey yorulabilir aslında. Burada okul mu kazanamadınız? İnsanlar şey düşünmeye eğilimli. Ben sanırım yapamıyorum. Salam gibi. Biraz ağır oldu biliyorum pardon. Var ama ne demek istediğimi anladınız siz. Ben demek ki yeteri kadar zeki değilim. Hayır. O sene kazanamadın. Bir dahaki sene kazan... Abi Pavarotti Ankara'da opera sınavına giriyor ve Pavarotti'yi almıyorlar ya. What the fuck gerçekten? Hiçbir şeyi kişisel algılamıyorsunuz kardolar anlaştık mı? Gelelim sıradakine. Yas tutun ertelemeyin. Ben güzel konuşuyorum bu arada. Ben ciddi konularda iyiyim bunu fark ettim. Yas tutun burada herkesin bildiği şeyler ama bir şey yapıyor sanıyor falan. Yas tutun ertelemeyin demişim. O kadar doğru bir şey demişim ki. İnsan bu her şeyi kapsıyor yine bu vefatlar olabilir. Ayrılıklar olabilir. Bunun her türlüsü işte normal ayrılma, işte kavga ayrılması, aldatılma bilmem ne falan. İnsanlara şey algısı var genelde. Bunu ben de zamanında çok yaptım. Çivi çiviyi söker. Çivi çiviyi bir yere kadar söküyor. Kendinizi sadece uyuşturuyorsunuz. Sakın yapmayın. Akıtın. Bütün zehrinizi akıtın. Dışarı akıtın. İnsanlara değil bu arada. İnsanlara da yapan çok vardır. Mesela bir ayrılık yaşıyor. Direkt birini buluyor. O insandan çıkarıyor onu asla. Kendinize zaman tanıyın. Ayrılık mı yaşadınız? Proses edin. Şef Devrim Şahin. Netflix'in Chocolate diye. Ben son zamanlarda yapmaya başladım bunu. Direkt çivi çiviyi sökerdense bir kendimi dinleyeceğim. Bir de insanlar ayrılık sonrası insan 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 böyle böyle çekirge gibi atladığı zaman inanın bana bunu ben deneyimledim mesela. Çok çorba oluyorsun. Kafanın içi çorba oluyor. Hayatına o giriyor, bu çıkıyor. Hayatına o giriyor, çıkıyor, çıkmıyor, girmiyor falan. Bir de en önemlisi, bence insanlar hayatına çok insan alarak kısa bir sürede kendine belki bir tık özsaygısını kaybedebilir. En azından bu bende böyle oldu zamanında. Kendi kendinize kalın. Çünkü hayatınızda kendi kendinize kalacağınız zamanlar olacak. Her zaman hayatınıza birini alamayacaksınız maalesef ki. Çok acı bir konu. Ben bunun üzerine çok düşünürüm. Mesela ben yalnız kalmaktan korkan bir insanımdır. Duygusal olarak değil. Hani böyle sevgilim olmazsa çıldırırım falan gibi asla. Hatta tam tersidir. Yani birine ilgi duyduysam, birine bir açılım yaptıysam o benim için özel bir insandır. Her zaman da bunu hissettirmişimdir. Gerçekten. Ama arkadaş konusunda bundan bahsediyorum. Hani arkadaşlarım her zaman benimle olsun isterim. Yasınızı tutun. Ya, mutluluk da üzüntü de yaşanmak için var. Hayatın gerçeklerinden bir tanesi. Mutluluğu yaşıyoruz, üzüntüyü niye yaşamıyoruz? Tabii 1000 raddeyi aşarsa yardım alın. Burada şey gibi olmak istemiyorum böyle. Anladınız siz hani. Anladınız siz ya. Üzüntü başka bir raddeye geçerse artık yardım alın kardolarım. Bunda da utanacak, sıkılacak bir şey yok. Bu arada hepimiz yardım alıyoruz.
bazılarımız dalmıyoruz diyormuş. Geldik sonuncuya. Bu babamın çok kullandığı bir laftır bu arada ve benim hayatımda gerçekten çok önemli bir yer sahibi bir laftır. Ağızdan çıkan laf götten çıkan osuruk gibidir, nereden ne zaman çıkacağına dikkat et der babam her zaman. Bunu şuna da bağlayacağım bu arada, herkese sınır koyun maddesine. Yani düşünüyorum bazen öyle laflar etmişliğim veya bana edilmişliği var ki affetmişimdir ama unutmamışımdır. Ve bu ilişkinizi gerçekten o insana zedeliyor. Arkadaş ilişkileriniz olsun, romantik ilişkileriniz olsun. Bir şeye sinirlendiyseniz kendinizi bir yere... Benim bir arkadaşım vardı mesela, benimle kavga ettiğinde şakasız çoğu insan buna uyuz olur, çekip gidiyordu. O kadar takdire şayan bir durum ki bence bu. Yani orada aslında ne mesajı vermeye çalışıyor biliyor musun? Hani böyle trip atıp gitmeye değil, seni kırmayacağım. Bu çok güzel bir şey. O yüzden insanlar ağzına... Yani tabii fevri olduğumuz zamanlar oluyor ama çok ciddi şeylerden bahsediyorum. Arkadaşlarımın da yaşamışlığı var. Bunları benim de yaşamışlığım var. Öyle şeyler duydum ki hayatımda. Hani şey diyebileceğiniz şeyler. Bunu ancak gerçekten bir sosyopat falan söyleyebilir. Hani... Gerçekten bunu dedin mi? Diyeceğiniz şeyler duydum. Herkes duyuyor bunları bu arada. O yüzden sessiz olun. İnsanlar size dese bile... Onun pişmanlığını yaşamayın. Benim pişmanlığım vardı mesela. Keşke bunu demeseydim diye. Hala bazı arkadaşlarım da mesela şuramdadır. Arkadaşlarım da bana demişliği vardır. Çok da hayatımda değil o insanlar şu an bu arada. Ama yüzlerine gülmüşümdür ama içte Yunus balığı gibiyimdir böyle. Gözüm açık uyurum. Hani olurum ama ben bunu unutmadım. Çünkü bana bir şey olmaz arkadaşlar. Size de bir şey olmaz. Ve yarın ölüyoruz değil mi falan. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben böyle videoları çekmeyi gerçekten... Hava niye karardı birden abi? Çöktü birden gökyüzü. Ben böyle videoları gerçekten çekmeyi o kadar seviyorum ki böyle... O günkü böyle terapi seansı gibi geliyor bana. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Abi kapanışı unuttum ben. Kardeşim beğenin videoyu. Yorum atın. Yorumlarınızı okurken çok rahatlıyorum. Diyorum konuşun deliler. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye.